Merhaba arkadaşlar ben İskeletor. Bugün bir zamanların en önemli iletişim kaynağı olan MSN'i konu alacağız. İyi seyirler dilerim. Sırf dikkat çekelim diye saniye başı çevrim iç çevrim dışlamız zamanlar olan bu zamanlarda arkadaşlarımıza titreşim yolluya yolluya bir hal ettiğimiz 1813 kez titreşim yollayıp arkadaşımızın bilgisayarının çökmesine sebep olduk. Efsane profil resimlerimiz ya Cristiano Ronaldo ya hazır resimler ya da bu kişi çok seksi olduğu için foto koyması yasaklanmıştır gibi profil resimleriyle gözleri sulandırdık. Ve geldiği gün Kendinden sonra bir karizma göstergesi olarak kullanılan ne dinliyor özelliğini müzik dinlemesek bile sesini kısıp arka plana alıyorduk ki daha cool görünelim. Ve evde olduğumuz olmadığımız bakkala gittiğimizde daha iyi çevrim içiydik. Bir okula gidince kapatıyorduk. Onun dışında acil hat gibi 7-24 çevrim içi olan bizler bazen konuşmak istemediğimiz biri olunca ise işim var deyip çevrim dışına alıyorduk. Güzel bir kaçma özelliğiydi bu. Eskiden kızların telefon numarası, instagramı, snapi falan filan istenmezdi. Hoşlandığın kızdan MSN isteyerek iletişimi harika emojiler ve Müthiş göz kırpmalarla kuruyorduk. Şu göz kırpmalara bir göz atalım isterseniz. Bakalım neler vardı. <gülüyor> <gülüyor> Sen bunlardan en fazla hangisini kullandın kral? Yorum olarak yaz. Efsane MSN durumları ile karizmamıza artı basıyor, insanları kendimize hayran ediyorduk. Örneğin yıllardır oturum açmayan gibi. Oturum açınca da yıllardır oturum açmayan adam. Oturma açtı. Gibi nickler ile hayranlarımızı sevinçten ağlatıyorduk. Bir de cam açsana muhabbeti vardı. Cam açsana ama benimki bozuk deyip parmağımızı kameraya koyup az numara yapmadık. Abazaküs arkadaşlarımız ise konuşacak kimseyi bulamayınca Google'a girip Kız seneleri yazıp hunharca ekleme yaptılar. Sapkınlıkla dolu MSN adreslerine kız MSN'lerini birer birer eklediler. Ve bu abazokların tuzağa yakalanmış bir ayı gibi kalmalarına sebep olan kişi ise Ayça 22 idi. Sitelerin yan tarafından çıkıp Ayça 22 oturma açtı. Yazısı ile Abazok arkadaşlarımızın ağızlarından Niagara şelalesi gibi su akmaya başladı. Tabi virüsten ve dolandırılmaktan haberleri yok. Sizlere örnek bir MSN konuşmasını seslendirmek isterim. Başlıyoruz. Ne haber? İyi. Sen? Ben de iyiyim. Ne yapıyorsun? Hiç. Sen? Hiç. Cam açsana. Ve yalnızlıktan ölen arkadaşlar MSN robotuyla konuşup sanal ortamdaki yapay zekayı bile tavlamaya çalıştılar. Ve çalışmalarını sürdürdüler. Şu an Sofya ile falan filan takılıyorlar herhalde. Robot olan Sofya. Hani bu Suudi Arabistan vatandaşı var ya. MSN sen hacklemenin moda olduğu ama kimsenin eklemeyi bilmediği zamanlarda herkesin Mr. Robot olduğu bu dönemlerde yazıp silince ise ne yazdın deyip sanki devlet bilgisi ele geçirecek gibi heyecanlanan arkadaşlar vardı. Ve birini küfür edince ya da duygusal olarak bir şeyler yazınca ters tepki aldığımızda ise geri vites yapmak için söylenilen en güzel söz valla ben de bir kuzenim yazmış kusura bakma. Ve bu arada unuttuğumu sandınız değil mi? İskelator alt dire cezalandırıcı alt dire ölümcül mc35710 etotmail.com Sizin de böyle MSN anılarınız varsa ya da yazmak istediğiniz bir şey var Varsa yorum olarak sallayın. Beğenin de bir zahmet. Öptüm sizi. Hadi bir dahaki videoda görüşmek üzere. İskeletor hep yanınızda.